hoş geldiniz. Kanalımız yardım kanalıdır. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup zilimizi, bildirimlerimizi açarak bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün renkli bir açılış oluyor. Eyşan Sultan bugün. Ne yapacaksın Eyşan Sultan bugün? Volcano yapacak bizim için. Hadi o zaman. Yavaş yavaş başlayalım. Volcano yaparken ne gerekiyor Eyşan önce? Türkçe de söyleyebilirsin. İngilizce de fark etmez. Yeter ki konuş. Bir bardak tuz. Bir bardak tuz. Bir bardak su. Bir bardak su. İki kaşık. İki yemek kaşığı yağ. Üç bardak da un. Bardaklarımız 200 millik. 200 millik bardaklarda. Renkli yapmak istiyorsanız da biz kahverengi yapalım dedim. Kahverengiye ulaşmak için tabii mavi, sarı ve kırmızıyı karıştırıyoruz. Kahverengiye inşallah ulaşacağız. Başlayalım o zaman Eyşo. 3 bardak unumuzun içine ne koyuyoruz önce? 1 bardak tuz. 1 bardak tuz. Böyle 1 bardak tuzu ekleyin 3 bardak unun içine. Bu bizim bugünkü ödevimiz. Biz her gün bir ödev yapıyoruz değil mi? Geçen gün de dondurma yaptık mesela. Çok güzel olmuştu ama tadı. Bir bardak su. Bir bardak su ekledik. Ve iki yemek kaşığı yağımızı da ekliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Mix. Mix. Yani Türkçesi ne? Karıştır. Karıştır, ha. Yoğuruyoruz. Hemen yoğurma işlemine geçiyoruz. Benim kızım hamur yoğurmayı bilir. Yoğurma işlemini tamamlayalım. İstersen renkleri katalım, öyle yoğurmaya devam edelim. Olur mu? Hı hı. Tamam. Biraz biraz katalım o zaman. Ben sana yardım edeyim. Evet, şimdi önce maviyi katalım. Tamam mı? Çok az katmam lazım. İnşallah çok fazla dökmem. Evet, sonra biraz sarı katalım. Biraz da kırmızı katalım. Karıştıralım. Bu renklerin hemen kabaklarını ben bir kapatayım da. Ne olur ne olmaz. Hamarat kızım ya. Hamarat kızım ya. Yoğurma işlemi bitsin. Geliyoruz. Evet, yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Bardağı. Tepsimizi alıyoruz. Bardağımızı alıyoruz. Evet, onu kenara alalım. Evet. Daha mı yapıyorsun? Hı hı. Aferin kızıma ya. Benim kızım böyle el işlerinde falan gerçekten çok iyi. Evet, kenarlarından koparıp oraya sarabiliriz. Mantıklı. Bu şekilde böyle elinizle düzelterek dağ şeklini veriyorsunuz. Sanki bir yanardağmış gibi ortasına bir bardak koyun. Ya da başka bir şey, artık ne varsa elinizde.
Eşan Sultan gibi hazırlayın. Biz de o arada hazırlayalım, gelelim. Sen bu işi biliyorsun Eşan Sultan. Hı? Aferin kızıma. Daha iyi tamamlamış olduk. Şimdi ne kaldı geride? Bu dayı patlatmak kaldı. Şimdi patlatmak için olan malzemelerimizi getirelim. Dağımızı yanardağ haline çevirelim. Şimdi geldik yanardağı yapmaya. Yanardağı yapmak için önce 2 yemek kaşığı baking soda, yani kabartma tozu diyelim biz buna, karbonat, yarım çay bardağı sirke. Sirkenin ne sirkesi olduğu önemli değil. Çok azıcık bulaşık deterjanı ve sarı ve kırmızı boyalar lazım. Başlıyoruz. Önce baking sodamızı koyuyoruz. Evet. Ondan sonra biraz deterjan. Little bit. Birazcık. Biraz daha koyayım. Yeterli mi o? Çok az kırmızı boya. Biraz çok koyduk gibime geliyor boyaları ama. Olsun. Hadi bugünlük böyle olsun. Şimdi sirkemizi koyuyoruz ve patlatıyoruz. Evet. Geliyor. Ay evet. Şimdi oldu. Daha da geliyor. Bakar mısın? Dök sirkenin hepsini. Tek 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 tek. Harika oldu Eşan. Aferin kızıma. Evet. Gördünüz yanardağ nasıl patlıyor, nasıl oluyor. Bu bir ödevdi Eşan için. Ödev yapmış olduk. Şimdi öğretmenimize yollayacağız.